Evet arkadaşlar. Köpeğimiz yavruyken almıştık, köye göndermiştik. Ama köydeki arkadaşlar çok yaramaz yetiştirdikleri için hiçbir komutları bilmiyordu. Şimdi yavaş yavaş oturtturmaya alıştırıyoruz arkadaşlar. Ödülle alıştırıyoruz. Yemeği verene kadar, yani yemeği verene kadar oturmazsa yemeği vermiyoruz. Oturursa ancak ödüllendiriyoruz. Bu sayede köpek devamlı otur komutuna alışmış oluyor. Kesinlikle köpek havada zıplarken, oynarken elinizde yemeği almaya çalışırsa yemeği vermiyorsunuz. İsterse yarım saat beklesin, oturmasın yine vermeyeceksiniz arkadaşlar. Ancak ki oturduğu zaman aferin diyeceksiniz, seveceksiniz ve yemeği vereceksiniz. Böylece köpek oturmaya alışacak arkadaşlar. Başka türlü bunun çaresi yok. Bu daha 2 gündür çalışma yapıyoruz. Hemen hemen yavaş yavaş alışmaya başladı. Artık eski hırçınlığı gitti. Yavaş yavaş oturmayı öğrenecek. Değil mi Alex? Gel bak. Gel oğlum. Gel bak. Hadi otur bak. Otur. Otur Alex. Otur. Hayır. Bu tarz atlamalarda vermeyeceksiniz. Ancak böyle oturduğu zaman vereceksiniz arkadaşlar. Aferin oğluma. Aferin kuzuma. Aferin. Al bakalım. Bu şekilde oturduğu zaman, ödüllendirdiğiniz zaman köpek artık otur komutunu öğreniyor. Siz her otur dediğiniz zaman ona yemek ya da ödül vereceğinizi zannederek hayvan oturuyor arkadaşlar. Köpekleri başka şekilde kızarak, döverek, vurarak eğitemezsiniz. Köpek ancak ödülle, mamayla ödüllendirilir. Bu şekilde de bütün komutları öğretmiş olursunuz. Biz biraz şimdi hırçınlığını almaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bayağı hırçın bir köpek. Bütün canlı cansız varlıkların hepsine saldırabiliyor. Özellikle kuşlara, kekliklere, tavuklara, keçilere her şeye saldırıyor. Şu anda biz bunun o inadını kırmaya çalışıyoruz. İnadını kırdıktan sonra canlılar üzerinde de alıştırma yapacağız. Bütün bunları öğrenmiş olacak. Şu an 2 gündür bayağı bir sakinledi. En azından yemek yerken sakin davranıyor. Bir de bunların özellikleri yapısıyla zaten Alman kurtlarında, kurt köpeklerinde avlanma içgüdüleri olduğu için canlı cansız varlıklar, yani canlı varlıklarda özellikle karınlarını doyurmak için avlanma içgüdüleri var arkadaşlar. Onları yakalayıp yemek için. Dün gece dereden, dün öğleden sonra dereden bir keklik kaldırmıştı kendisi. Gidip kekliği çıkarttı. Bugün tekrar bakacağız birazdan. Siz de işte görmüş olacaksınız. Bakalım keklik tekrar oradaysa kekliğe nasıl bir tepki verecek. Hep